Efendim merhaba, bugün tekrar yeni bir videoyla karşınızdayız. Bugün sizlere hangi mevzuyu konuşacağım? Konuşacağımız mevzu çok önemli. Bu koronavirüs başladı ya da herkes evde kaldılar yani. Evde kalmak zorunda kaldı. Evlere tıkandı, herkes bir arayış içerisinde. Herkes televizyoncu oldu, herkes yayıncı oldu, herkes gazeteci oldu, herkes efendim... her şey oldu maşallah. Sadece bunu yapamadıklarını bilemediler. Demek ki aramızda o kadar cevherler varmış ki aramızdaki cevherlerin farkında değiliz. Ya açıyorum sosyal medyayı. Önüne gelen, ağzı olan konuşuyor. Önüne gelen canlı yayın kanalları açıyor. Bakıyorsun adamın iki kelimeyi bir araya getirmeye yeteneği yok. Ama bakıyorsun adam profesyonel yayıncı, programcı ve eleştirmen gibi. Şimdi bunlar arkadaşlara küçümsemek için söylemiyorum tabii ama herkes işini yapmak zorunda. İşini, herkesin yaptığı bir iş var. Cenab-ı Hak herkese ayrı bir yetenek vermiş. Bu yeteneğinizi değerlendirin. Yani sizin işiniz yayıncılık, yayın yapmak değil. Zaten buna yeteneği olanları herkes görüyor, keşfediyor. Onlar belli bir yerlerde sizlerin karşısına geliyorlar. Bayağı bir rahatsız oldum. Seyrediyorum, bakıyorum. Sosyal medyaya bakıyorum, Facebook ortamına bakıyorum. Herkes yayın içerisinde. Bu yani eline akıllı telefonunu alan, efendim kamerasını alan, yorum üzerine yorum, yorum üzerine yorum. Yani arkadaşlar bu ülkeleri yönetenler bizden akıllı olmasalar bu ülkeyi onlar yönetir mi? Veya şöyle söyleyeyim. Biz onların yerinde oluruz. Biz bu ülkeleri yönetiriz. Onlar da normal vatandaş gibi olur. Ama bakıyorsun adam her şeyi biliyor ya. Adam koronavirüs nedir biliyor. Komplo teorileri üretiyor. Efendim buna karşı neler yapılması gerektiğini söylüyor. Ya arkadaş ya niye haddimizi bilmiyoruz ya. Bir eve kapandık bir ay iki ay. Her şeyi biliyoruz. Her şeyin üstesinden geliyoruz. Her şey bizim... Efendim etrafımızda dönüyor. Ya dünya sizin etrafınızda dönmüyor arkadaşlar. Allah rızası için ya. Bir yaptığınız, bildiğiniz işi yapın. Becerileriniz neyse ona göre yapın. Biz yıllardan beri ekranlara çıkıyoruz. Hiçbir zaman iddia etmedik ki en iyisi biziz. Bu işi en güzel biz yapıyoruz. Bizden başka yapan yok. Ya bir de merak ettim. Bu insanları bir de takip eden bir güruh var. Bir topluluk var. Ya arkadaşlar siz duymak istediklerinizi duymak için mi? Yani... Ha tamam benim söylediğim bu, bu da aynı benim gibi düşünüyor dediği için mi bu insanları takip ediyorsunuz? Şunu özellikle söyleyeyim. Eşeğe olurundan fazla değer veren kendisini yarış atı zanneder. Bu insanları yarış atı zannettirmeyin kendilerini. Ve yarış atı olmadıklarını onlara öğretin. Adamlara her türlü şeyi söylüyorsunuz. Ama bir kere de deyin ki ya siz bu işi yapamıyorsunuz, beceremiyorsunuz. Bırakın bu işi bilenler yapsın. Bu işi bilenler sonuk söylesin, bilenler konuşsun. Yalan mı? Yalan değil yani, söylediklerim hepsi doğru. Bakın sosyal medyayı açın. Facebook, Instagram, YouTube. Aklına ne geliyorsa herkes kanal kurmuş, herkes konuşuyor, herkes misafir alıyor. Herkesin konukları var. Hatta kelli felli konukları var ya. Ya ben merak ediyorum bu kelli felli konuklar televizyonlara veya bilmem başka programlara çıkmaz da niye buralara çıkarlar? Arkadaşlar herkes elindeki Facebook denilen telefonla bilmem neyle bu işleri seyretmiyor ya. Televizyonda seyrediyorlar. Ben ekran varken niye burayı kullanayım? Bu mecradan niye faydalanayım? Yani ben oturur evimde televizyonumu seyrederim. Televizyondan bakarım. Akıllı uslu, gözle görülür, her zaman ulaşabileceğim ve insanların bildiği, tanıdığı insanları dinlerim. Yanlış bilgiler sizi yanlış yollara getiriyor. Bunu kesinlikle bilmeniz lazım. Yanlış bilgilerle yola çıkarsanız yanlış yerlere gidersiniz. Ama doğru bilgilerle yola çıkarsanız doğru bilgilerle doğru yerlere gidersiniz. Ben anlamıyorum. İşinizi yapın. Allah rızası için. Bırakın da bu işi bilenler yapsın. Hani ağzı olan konuşuyor deniyor ya. Vallahi billahi öyle. Ağzı olan konuşuyor. Ya bir susun bir dinlemeyi öğrenin ya. Ben ne kadarım deyin. Ne kadarım, ne ederim. Benim kadarım, ederim nedir? Yani bir aynaya bir bakın, bir kendinize bir bakın ya. Aynanın karşısına geçin. Ben kimim? Benim kabiliyetim ne? Bilgim ne? Birikimim ne?
Bu işleri konuşacak kapasitede miyim? Önce dinlemesini öğren arkadaşlar ya. Bilin, öğrenin, dinleyin, okuyun. Okuduktan sonra hakem kesin. Yani cahil insanları dinlerseniz ki cahil işlerle uğraşmış olursunuz, yanlış yollara gitmiş olursunuz. Bana göre bu işlerden vazgeçin. Ben biliyorum canı sıkıldığı için, canı sıkılan herkes kanal açıyor, canı sıkılan herkes Facebook'tan canlı yayın yapıyor. Ya bu zevk için, eğlence için yapılır ama ciddi konularda, ciddi meselelerde Allah rızası için. Haddimizi bilelim ya. Biz kimiz ya? Yani herkes haddini bilecek, sınırlarını bilecek. Sınırlarınızı bilmediğiniz zaman birileri gelir kalbinizi kırar. Yanlış yapmayın. Efendim bu sosyal medyada veya farklı medyalarda, farklı mecralarda bu işi yapmaya çalışanlar, yapmak isteyenler veya yapanlar yanlış yapıyorlar. Siz de onların absürt cümlelerine, teorilerine inanıyorsunuz, yanlış yapıyorsunuz. Bu yanlıştan geri dönün. Arkadaşlar sizler de işinizi yapın. Kasapsan kasap, efendim fırıncıysan fırıncı, terziysen terzi, inşaat, işçisiysen inşaat. Yani ben küçümsemek için söylemiyorum ama herkes işini yapsın ya. Herkes gazeteci, yorumcu olabilir mi ya? Biz 40 yılımızı bu iş mesleğe boşuna mı verdik? Veya verenler boşuna mı verdi? Adamın işi bu ya. Adam mesleği bu. Ekmeğini buradan kazanıyor. Bu yoldan yapıyor. Herkes gibi değil. Ama adam fabrikada çalışıyor. Bir bakıyorsun yan iş yapıyor gazeteci. Ya muhabir. Sonuçta ya bir muhabir. Pauşal yani iş başına yaptığı iş başına. Çekti resim başına, ya gönderdiği haber başına para alıyor. Ama adama bakıyorsun adam gazeteci. Yazar. Ya değil. Gazetecilik de öyle değil, yazarlık da öyle değil. Tabii onlara da ihtiyaç var ama herkes haddini bilecek. Herkes yerini bilecek. Onun için bu videoyu yapmak istedim. Bir sistemim vardı. Herkes bildiği işi yapsın. Allah rızası için. İnsanları kandırmayın, yanıltmayın ve bu insanlar sizin söylediklerinizi ciddiye alıp da ciddi ciddi piyasada konuşuyorlar. Ama boş işler. Efendim hepinizi seviyorum. Kılavuzunuz karga olmasın. Kılavuzu karga olan biliyorsunuz sonu nereye gidiyor. Hepinizi seviyoruz. İyi akşamlar.